Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Çok memnun oldum. Buyurun şöyle geçelim. Bir sıra sensin. Ben buraya aşinayım. Benim çocuklar doğduğundan beri biz buraya geliyoruz. Yani buranın ilk açıldığı zamanları bile biliyorum. Yani. Maç Antalyaspor'la Murat Şahin arasındaydı. Murat Şahin'in her kurtarışında kenardaki Yılmaz Vural da sıçrıyordu havaya. Büyük takımız, büyük hedeflerimiz var. Galibiyetle, deplasmanda derbi maçıyla başladığımız için gerçekten çok mutluyuz. Size Arşimes saç ekimi tanıştıracağız. Evet. Buyurun lütfen. Evet, belki yaşa. Sorularınız vardır aklınızda takılan. Dizilim tekniği olduğu için. Ha, hani düzeltmelere gelen çok fazla var. Evet. Buyurun lütfen. Çocuklarınız da var. Hep bir dönenle başlar saç. İlk çıkışını evet, hatırlarsınız evet, değil mi? O her şeyin işte başlangıcı. Birçok aslında tanıdığımız artist var. Önleri çok az ama buraları, tepe noktalarını korumuşlar. Evet. Yaratıldığı zaman yani doğuştan böyle gözüküyor aslında. Dizilimi böyle. Evet. Amaç tepeden öne doğru gelmek. Sistem tamamıyla Arşimet saç ekiminde bu. Hmm. Tepeden öne doğru yapılan bir hesaplama var bizde. Tuğba istersen bir konsülte edelim mi? Şimdi ekim bakacağım. Yaptırdığınız yere bir şey demiyorum ama tepeyi neden boş bıraktılar size tekrar sormak istiyorum. Ya oraya uğraşsak da dediler. Tutmadığı saç için çok uğraştık. Saç çıkmaz dediler. %60-70 anca çıkar aynen derler. Aynen öyle derler. Arşimet'te nasıl yapıyoruz? Bu sarmalı belirliyoruz. Bu şablonla birlikte çiziyoruz. Yani nereye ne kadar kök ekeceğimizi hesaplıyoruz. Ve öne doğru birbirinin üstünü kapatacak şekilde saçlar dizilim yapıyoruz. Birbirinin üstünü kapatan kanallar olduğu için Arşimet tekniğinde hiçbir zaman saçınızda bir boşluk oluşmuyor. Saçınızda kısa da kullansanız, uzun da kullansanız bir boşluk oluşmuyor. Yani yapay olanlarda baktığınızda aynen, o dizi dizi ekimi görürsünüz aslında. Göz bunu görür ama halbuki doğal saça baktığınızda dizilim aynen, fark edilmez. Amacımız yani biz burada tek tek yönleri belirleyip bir hesaplama yapıyoruz kanallar açılırken. Nereye ne kadar koyacağımızı aynen, hesaplıyoruz. Bir de şöyle, başka tekniklerle bizim tekniğinden önemli farkı, size yapılan gref sayısıyla Arşimet'le yapılsaydı daha fazla yönlerin yanlışlığı. Bir evet, dizilim o tarafta sorun yönler var. Yönler çok yanlış. Hı. Bu tarafa doğru. Orada zaten kısa kesmek zorunda kalıyormuş. Çünkü yönler şöyle. Evet. Bu yönün şöyle bakması lazım. Bakın parmaklarımı aynen, görüyor musunuz? Şu tarafa doğru inmesi lazım ki doğal bir saç evet, çizgisi olsun. Biraz dik olsun, oldu. Yani siz ne yaparsanız yapın bu saç buraya gider. Onun için kısa tutuyor. Bu uzadı mı daha kötü. Çünkü bu saçın yönü yukarı verilmiş yani. Şöyle verilmiş. Hmm. Görüyor musunuz? O aşağı olması lazım. Tabii. Evet. ...4000 alıp buraya 4000 koymuş olsalardı ben buradan tekrar bir 4000 alıp buraya koyardım ve bütün olayı kapatmış olurdum. Evet, 6000 alındı da büyük ihtimalle burada 3500'ü çıkmış, işte geriye kalan işte 1500-2000 kök boşa gidiyor. Boşa gitmiş oluyor. Halbuki arkada kalsa şimdi ikinci ekimde tekrar, onların hepsi bizim ihtiyacımız olan kökler. Aynen öyle. Ama hala da donör alınır. Ya donörümüzden alınır gene 3000-3500 bir kök alırız. O zaten da arkaya buraya, yeter o. Yani. Buraya yeter ve ben ama sadece orayı değil şurayı da desteklemek isterim. Neden? Çünkü ışıktan direkt parlıyor. Burası bu kadar boşken hiç kimsenin burasında saç olmamalı. Yani sizin burada tepeden dökülmüş falan. Sizin burada hani saç ekimi olduğu anlaşılıyor. Yani mantık aslında saç ekimi olduğu anlaşılmasın. Sen kibarca giriyorsun ama ben evet, ne demek istediğini özetleyeyim mi? Saç protezi gibi hissettiriyor evet, demek evet, istiyor. Vallahi ilkinden sonra söz verdim kendime de. Daha yapmam diye de bilmiyorum. Arkası biraz mantıklı geldi. Çünkü sarmal yapı iyileşmeyi arka de arttırıyor ve ki, dediği gibi üst üste düştüğü için kökler. Mesela başka bir yerde 3000 ekseniz kapamaz ama Arşimet saç ekimiyle 3000 ekilirse her yere yeter. Onun gibi bir şey bu. Yani tekrar yapırsanız Arşimet saç ekimi yaptığınız hocam. Böyle bir niyetim olursa kesinlikle daha mantıklı geldi bana. Zaten insanların en büyük sıkıntı yaşadığı tepe sarmal şekilde tekrar yapılması daha mantıklı görünüyor şu an. Tepe işi mantıklı. Bu mu Arşimet?